diyabet, insan vücudunda kan şekerinin belli bir seviyenin üstüne çıkması ve yüksek kalmaya devam etmesi hali olarak tanımlanır. Kan şekeri yüksekliği dokular için toksik etki oluşturarak hasarlanmalarına ve organ fonksiyonlarının bozulmalarına neden olur. Günümüzde diyabeti biz tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayırmaktayız. Tip 1 diyabet doğuştan ortaya çıkan ve insüline bağımlı olan diyabettir. Ömür boyu sürer. Tip 2 diyabet ise belli bir yaştan sonra çeşitli hastalıklar ve geçirilen ameliyatlar nedeniyle kan şekerinin belli bir seviyenin üstüne çıkması hali olarak tanımlanır. Bunu da kendi içinde biz ikiye ayırıyoruz. Birinci kısmını bunun obez insanlarda oluşan insüline bağlı insülin direnci sonucu ortaya çıkan diyabettir. İkinci kısım ise obez olmayan hatta zayıf olan insanlarda insülin salgısının azalması ve yetersiz olması sonucu oluşan diyabettir. Tip 2 diyabetin tedavisinde cerrahi tedavi günümüzde giderek ön plana çıkmıştır. Çünkü medikal yöntemlerin başarısı sınırlıdır ve kalıcı sonucu elde etmek her zaman için mümkün olamamaktadır. Cerrahi tedavi seçiminde de obez ve insüline bağlı direnç gelişen diyabetik hastalarda bu durumu ortadan kaldıracak kilo verdirici yöntemler ile insülin direncini ortadan kaldıracak yöntemler tercih edilir. Obez olmayan zayıf insanlarda ise gıdaların beslenmeden hemen sonra erken dönemde ince bağırsağın son kısmına ulaşmasını sağlayacak bypass yöntemleri çok etkin bir biçimde hem insülin salgısını artırmakta hem de insülinin periferik dokulardaki duyarlılığını artırmaktadır. Bu şekilde tip 2 diyabet etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Tabii bu ameliyatlardan önce hastaların çok iyi değerlendirilmeleri gerekir. Yapılabilecek ameliyatlardan sonra hastaların vücudunun, organizmasının bu uygulamaya cevap verip veremeyeceğinin önceden belirlenmesi gerekiyor. Bu tür testler sağlıklı bir biçimde yapıldıktan sonra tecrübeli, deneyimli ellerde, altyapısı yeterli hastanelerde başarılı bir şekilde yürütülen bu süreçlerde hastalar sağlıklarını geri kazanmaktadır ve diyabete bağlı ortaya çıkmış olan organ hasarları, organ fonksiyon bozuklukları, başta böbrek yetmezlikleri, görme kaybı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları neredeyse büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Biz bütün hastalarımıza sağlıklı günler diliyoruz.